eğlenceli değil diye. Oynarken çok eğleneceğiniz, eğlenirken de öğreneceğiniz fırın zeka oyunları çıktı. Dikkat, görsel algı, matematiksel kavramlar ve kişisel becerilerinizi geliştirecek bu oyunlarla arkadaşlarınız da çok eğlenecek. Eğlenirken de öğreneceksiniz. Sadece arkadaşlarla mı? Düzeltiyorum. Arkadaşlarınızla ve tabii ki kardeşinizle çok eğleneceksiniz. İşte şimdi oldu. Fırın zeka oyunları. Kafanda birçok soru var. Mesela matematik ne işe yarar? Siz de merak ediyorsanız eğer, Pırıl benim adım, kolayı var. Pırıl 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 pırıl'a öğrenmek kolay olur. Pırıl 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 pırıl'a dersler eğlenceli olur. Kesirli dondurmacı. Abla! Abla! Bir şey mi oldu Uzay? Uzay neden ağlıyor ki? Belki yanlışlıkla bir kirpinin üzerine oturmuştur. Kirpi mi? Yani ben bir kirpinin üzerine oturmuş olsaydım ancak bu kadar çok ağlardım. Uzay'ın neden ağladığını keşfetmek zordur. Bazen çok gereksiz şeylere de ağlar. Mesela bir kediyi yakalayamadığı için ağlayabilir. Bazen patenle kayamadığı için. Bazen de sadece çatalını bir zeytine batıramadığı için ağlar. Anlayacağınız Uzay'ın neyi ağladığını tahmin etmek zordur. Yine neden ağlıyorsun Uzay? Kesirli doldurma istiyorum ben. Şimdi anlaşıldı. Gerçekten çok güzeldi. Kesirli dondurma mı? O da ne? Dün Cesur, Nazlı, Uzay ve ben bir dondurmacıya gittik de. Hadi Pırıl, sen yaparsın. Bu iş Nazlı'nın işi. Bu çocuk oyuncağı. Yapabilirsin Pırıl, başarabilirsin. Şimdi herkes tek ayak üzerinde dursun arkadaşlar. 3, 2, 1. Düştüler. Birinci belliydi. Şimdi ikinci de belli oldu. Bırakabilirsin Cesur. Daha fazla zorlama bence. Bırakmak yok. Eğer olur da Cesur kazanırsa ikinizi dondurma yemeye götüreceğim arkadaşlar. Sözüm söz. Hı? Dondurma mı? Dondurmayı unutun. Ben kazanacağım. Olamaz. Düşürdüm. Ben kazandım. İnanamıyorum. Sana yenildiğime inanamıyorum. Nazlıcığım, üzülme. Sayemde sen de dondurma yiyeceksin. Sonuçta ben kazanmasam kimse dondurma yiyemeyecekti. (Gülüyor)
biraz yavaş Uzay, ne bu acele? Evet oğlum, hızlı yemen doğru değil. Karnın ağrır sonra. Biraz yavaş ol. Benim senden daha çok yemeğe ihtiyacım var abla. Şu boylarımıza baksana. Senin kadar olmam için en az bu kadar daha yemeliyim. Sen büyürken ben duracak değilim herhalde. Arkadaşlarımla dondurma yemeye gidebilmem için onun kadar büyümem gerekiyormuş, değil mi anne? Aa, şimdi anlaşıldı. Nazlı ve Cesur gelmiş olmalı. Ben de bundan bahsediyorum işte. Birlikte dondurma yemeye gidecekler. İşte bunun için tam da bu kadar büyümem lazım. Belki o kadar büyümene gerek kalmadan gidebilirsin. Ablandan seni götürmesini rica edebilirsin mesela. Ciddi misin anne? Ciddi olamazsın anne. Hadi ablası, Uzay'ı da götürün. Ama niye ya? Yaşasın. Teşekkür ederim abla. İyi, hadi gel. Tatlı yavuştuk, değil mi? Hala senin kazandığına inanamıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sen de mi bizimle geliyorsun? Evet Nazlı abla. Seni bizim sınıfa mı alsak Uzay? Ne de olsa hep bizimlesin. Harika olur. Ben de öyle istiyordum zaten. Unut bunu kardeşim. Ama ya. Kızlar, bu oyunu sık sık tekrarlayalım. Sonu çok tatlı oluyor. Ben varken Cesur'un kazandığına hala inanamıyorum. Derin bir konsantrasyon, sağlam odaklanma, güçlü kaslar ve işte başarı kızlar. Hoş geldiniz çocuklar. Neli istiyorsunuz bakalım? Hepsinden. Sana sadece 3 top alabiliriz Uzay. Annem öyle söyledi, unutma. 5 olmaz mı? Olmaz. Annem ne söylediyse o. Öyleyse dondurmanın 1/3'ünün Neli olacağını seçmekte işe başlayabilirsin delikanlı. Ha? O da ne demek? 3 parça dondurmanın 1 parçasına 1/3 deniyor küçük kardeş. Kesinlikle işte Uzay. 3 eş parçadan birine 1/3, ikisine 2/3 diyoruz. Bu kesir dersleri genellikle çok lezzetli olur. Bana güven. Aa, bula bula kesirli dondurmacıyı bulmuşuz. Evet. Burası kesirli dondurmacı çocuklar. Almak istediğiniz dondurmayı kesirli olarak söyleyebilirseniz dondurma alabilirsiniz. Ben kesirleri bilmiyorum. Dondurma yok mu bana? Sana ben yardım ederim. Evet, sen söyle bakalım küçük. Dondurmanın 1/3 neli olsun? Şu mavi bulut gibi olandan olsun. İkinci 1/3 neli olsun? Çilekli. Peki. Son 1/3 neli olsun? Kaymaklı. Tadı da çok güzelmiş. Hadi Cesur, sıra sende. Ne demiştin? Konsantrasyonun, odaklanman ve güçlü kasların sayesinde bunu hak ettin. Ben 4 top dondurma alacağım. Madem kesirli dondurmacıya geldik, bir hesap yapayım. Tamam. 1/4 muzlu, 1/4 çilekli. Kalan 1/4 de mavi bulut olsun dondurmacı amca. Tabii ki beyefendi. Dondurmanız geliyor. Matematikte Cesur'un bu kadar başarılı olmasına sen de benim gibi şaşırıyor musun? Dondurmalar bu kadar lezzetli, dondurmacı da kesirli oldukça Cesur için başarı kaçınılmaz Nazlıcığım. 1/4 muzlu, 1/4 çilekli ve 1/4 de mavi bulut olsun. İşte senin kesirli dondurman da hazır. Nefis görünüyor.
tatlı yarışmayı bizim Cesur kazandı. Ama en çok bu iş ballı uzaya yaradı. İlginç bir dondurmacı, çok garip bir şekilde dondurmaların hepsini verir bize kesirle. Uzayı dondurması 3'te 1 mavi, 3'te 1 çilek, 3'te 1 kaymak. Uzayı dondurması 3'te 1 mavi, 3'te 1 çilek, 3'te 1 kaymak. Kesirler eğlenceli, eğlenceli. Üstelik renkli, üstelik renkli. Kesirler eğlenceli, eğlenceli. Üstelik renkli, üstelik renkli. Kesirli dondurmacı, dondurmacı. Çok da çok neşeli, çok da çok neşeli. Kesirli dondurmacı, dondurmacı. Çok da çok neşeli, çok da çok neşeli. Dikkatli olun yavrum. Tamam anne. Nazlı'nın doğayla imtihanı başlıyor. Hadi bakalım. Doğa harikadır Nazlı. Hiç yakınma. Çok eğleneceğiz. Hop. Arkadaşlarından ve öğretmeninden ayrılma sakın. Tamam anne. Terliyken soğuk su içme. Tamam. Hop. Koş hadi. Geldim, geldim. Ne var o çantada o kadar ağır? Yiyecek birkaç şey. Neden soruyorum ki? Ver elini hadi. Ne?
yetiştim. Gel hadi. Sonunda çıktım. Geceleri soğuk olur. Sakın ince giyinme canım. Anneciğim, istersen sen de gel kampa. Üstümüzü de örtersin ha? Olur mu ki? Anne! Şaka şaka. Güzel güzel gidin, güzel güzel gelin inşallah. Bittiyse gidebilir miyim? Biraz daha konuşursak gidemeyebilirim çünkü. Yolunuz açık olsun kuzum. Görüşürüz anne. Ne çabuk büyüdün. Evet yavru kurtlar, kampımız burası. Kurt mu? İmdat! İzci kampına Nazlı'yla gelirsen böyle olur işte. Korkma Nazlı. İzciliğe yeni başlayanlara yavru kurt denir. Ekrem Hoca onu kastediyor. İzciliğe giriş 1. sayfa. Kurttan başka hayvan ismi bulamadılar mı? Yavru tavşan, yavru sincap, yavru civciv, yavru kedi. Bir sürü şirin şey varken bula bula kurt mu bulmuşlar? Ne güzel fikirlerin var. Öyle. Bunlar da çadırlarınız çocuklar. Ne sandın? İzci kampı burası. Yerde mi yatacağız yani? Yerde değil. Şişme yataklarda yatacağız Nazlı. Sonuçta yerdeki bir şişme yatakta. Öyle değil mi? Teorik olarak öyle aslında. Yo, hiç bana göre değil. Oyun bozanlık yapma Nazlı. Aha! Nazlı Yılmaz'ın doğayla imtihanı başladı. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz çocuklar. Ama daha yemek yemedik. Orada yersiniz. Dağ başında ne yeriz? İzci umduğunu değil, bulduğunu yer. Hatta belki hiç yemez. Açlıktan ölsün mü bu izci? Allah'ım bu dağ başlarında açlıktan ölecek miyiz? Hadi yavru kurtlar, yürüyüşe çıkıyoruz. Arkadaşlar, kamp alanımız buranın güneyinde kaldı. Güney kuzey ne fark eder? Açız, aç. İzci açıktır. İzci çeviktir. İzci doğayı keşfeder. Hadi bakalım yavru kurtlar, doğayı keşfedelim. Aç açına nasıl keşfedecek doğayı bu izci? Neyse ki yanıma yedek bir şeyle varmıştım.
yiyin arkadaşlar, yiyin. Cambazdan gelin. Hı? Amanın! Böğütlenmeye bak! Hadi Cesur, epey ilerlediler. Yetişemeyeceğiz. Rubus Frisius! Rubus Frisius... Ne? Böğürtlen yani. Ben de bakayım şunun tadına. Nefis! Gittiler işte. Hayırlı olsun arkadaşlar. Kayboldu. Yosun tarafı kuzeyi gösterir. Karınca yuvalarının ağızları hep güneye bakar. Güneşli bir günde yere bir çubuk dikip gölgesini takip ederek de doğu batı hattını bulabilirsiniz çocuklar. Ağaca bakalım önce. Bak bu ağacın yosun tutan tarafı burası. Heh, işte orası kuzey. O zaman tam tersi. Yani şu tarafta güney. Yaşasın! Yaşasın! Bulduk! Bulduk! Yaşasın! Bulduk! Bulduk! Yaşasın! 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 Durun bakalım. Hele bir de çubuk dikip böyle bakalım. Olur. Yani? 20 dakika bekleyeceğiz çekirge. Çekirge mi? Ay, ben bayılacağım galiba. Sakin ol Nazlı. Komik sınıflı filme gönderme yapıyor. Kızmayın. Şakaydı. Neyse kızlar. Şimdi ilk gölgeyi işaretleyelim. Güneş doğudan batıya doğru ilerler. Bu yüzden 20 dakika sonra bakalım nerede olacak. Ha, 20 dakika geçti. Bakalım şu gölge nerede? Yer değiştirmiş. Buvayı da işaretleyelim. Doğu batı hattını bulduk kızlar. Güneyi de bulalım o zaman.
batı, önüm kuzey ve arkam güney o zaman. Yaşasın. Evet kuzum, bu tarafa gidiyoruz. Geliyorlar öğretmenim. Çok şükür. Öğretmenim. Neredesiniz çocuklar? Her yerde sizi aradık. Kaybolduk. Bizden ayrılmak yok demişti. Yok, bir daha ayrılmak yok. Yemeğe yetiştik mi? Ah cesur. Haydi herkes havana. Yakalanmam ben sana. Ellerimi ıslatıp güzelce sabunlarım. 20 saniye kadar köpürterek yıkarım. Ey korona dur orada, sakın yaklaşma bana. Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana. Evde kalın dediler, dışarı çıkmıyorum. Kardeşimle birlikte horon öğreniyorum. Eder, yakalanmam ben sana. Ellerimi ıslatıp güzelce sabunlarım. 20 saniye kadar köpürterek yıkarım. Ey korona dur orada, sakın yaklaşma bana. Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana. Evde kalın dediler, dışarı çıkmıyorum. Kardeşimle birlikte horon öğreniyorum. Anne, Pırılcık olurdum aldı.
başını rahat bırak yavrum. Sakin ol Uzay, bu bir ödev. Nedir bu koşturmaca çocuklar? Neler oluyor burada Pırıl? Anne! Pırıl'a bir şey söyle. Çikolatamı aldı. Bir şey yapmıyorum ki anne. Sadece ödevimi yapıyorum. Ödev mi? Bu nasıl bir ödevmiş? O benim çikolatam. Merhaba, ben Pırıl. Bu da kardeşim Uzay. Bu koşturmacanın nedeni sadece benim ödevimi yapmış olmam. Öğretmen evde kesir uygulamaları yapın demişti. Ben de yaptım. Her zamanki gibi bir gündü. Günaydın. Pırıl, hadi kızım kalk. Yoksa okula geç kalacaksın. Hadi kalk uykucu şeker. Hazırlan ve kahvaltıya gel. Yeni mi pazartesi? Evet Pırıl, çok güzel bir pazartesi. Anne, 5 dakika daha lütfen. Hadi. Elbiselerini buraya bırakıyorum Pırıl. Hadi kalk ve kahvaltıya in. Yoksa yine geç kalacaksın. Tamam, tamam. Proton'un dünyayı kurtarması için çok yakıta ihtiyacı vardı. Bol bol beslenmeliydi. Proton kadar sahibinin de yakıta ihtiyacı vardır belki. Ne dersin Uzay? Annem haklı. Çok güçlü olmalıyız Proton. Güçlü olmak için bol bol yiyelim. İyi yaparsınız küçük kahramanlar. Hadi yiyin. Herkese günaydın. Bugün çok güzel bir gün. Günaydın baba. Günaydın hayatım. Pırıl uyanmadı mı hala? Bir gözü uyandı, bir gözü uyanmadı. Hı? Nasıl yani? Uyandırmaya gittiğimde tek gözünü açabildi. Sanırım diğer gözü hala uyuyor. Yine geç kalacak desene. Baba, her sabah Pırıl'ı uyandırmak için uğraşıp duruyorsunuz ya. Pırıl'ı kaldırmak için yapmanız gereken şey çok basit aslında. Neymiş o ufaklık? Pırıl'ın odasını bana verin, benim odamda da uyusun. Böylece sabahları hiç geç kalmaz. Hiç vazgeçmeyecek. Bu teklifini düşüneceğiz küçük bey. Pırıl, hadi ama kızım, geç kalıyorsun. Uzay, oyuncakların! Annem sana her akşam oyuncaklarını toplamanı söylüyor. Yine toplamamışsın. Ben duymadım. Sen duydun mu Proton? O da duymamış maalesef. Anne, bunu bilerek yapıyor. Hadi tartışmayı bırakın ve kahvaltınızı yapın çocuklar. Günaydın baba. Günaydın canım. Adanın kaplumbağası iyileşti. Okul çıkışında gelip alabilirsiniz. Ha? Sonunda iyileşti demek. Ada buna çok sevinecek. Kaç gündür soruyordu. Nesi varmış? Ada ona verdiğim kaplumbağa yemini biraz abartmış galiba. Çeyreğini vermeli. O daha küçücük. Çeyreği ne demek ki? 1/4 demek. Nasıl yani? Ada şimdi 4 yazan paketi değil de 1 yazan paketi mi yedirmeliydi? Yine geç kaldım. Odaları değiştirdiğimizde hiç böyle bir derdin kalmayacak. Rüyamda görürsün o odayı ablacığım. İyi dersler. Pırıl acele et, herkes sınıfa girdi. Yetiştim Fuat amca, yetiştim. Geç kaldığım için özür dilerim öğretmenim. Hadi bakalım yerine geç de dersimize başlayalım canım. Yine son anda yetiştim Pırıl. Hep
Hep uzay yüzünden. Deha kitabını okuyor. Cesur da son lokmasını yutuyor. Hah, Efe ve topu da burada. Tüm sınıf hazır. Saat kaçta kalkıyor acaba bu Nazlı? Bu kadar süslü olmak için 5'te kalkmak lazım. Başka türlüsü imkansız. Bir şey mi dedin Pırıl? Yok bir şey ya da. Bu arada senin kaplumbağa iyileşmiş. Yaşasın. Babam okul çıkışı onu alabileceğimizi söyledi. Çıkışta bize gider alırız. Çok özledim Cookie'yi zaten. Çıkışta hemen gidelim. Tahtada alt alta yazılmış sayılar ve aralarında bir çizgi var. Öğretmenin ne anlatmaya çalıştığını anlamadım. Sen bir şey anladın mı Pırıl? Ben de anlamadım. Hem bilirsin o sayılar pek işe yaramaz. Bence bir gün yarayacak. Yoksa her gün bunları öğrenmek zorunda kalmazdık herhalde. Umarım sen haklı çıkarsın. Bazılarımız matematiğin işe yaramadığını düşünüyor galiba. Bizi duydu. Kesinlikle duymuş. Öğretmenliğinin kulaklarının bu kadar hassas olması çok ilginç değil mi? En kısık sesleri bile duyabiliyorlar. Çok ilginç gerçekten. Üstelik sanki arkalarında gözleri de var. Tahtada yazı yazarken bile bizi görebiliyorlar. Çok doğru. Matematik işe yarar öğretmenim. Bize komşuluğu öğretti mesela. Nasıl yani Efe'cim? Elde var bir. Ne yapalım? Hop komşuya verelim. Elimizde yeterince sayı yok. Ne yapalım? Gidelim komşudan bir onluk alalım. Efe gerçekten matematiğin çok güzel bir yönünü keşfetmiş. Yanlışlıkla okula mı getirmiş pideleri? Şaşkın pideci. Çok güzel kokuyor. Sonunda hayal evim gerçek oluyor. Sınıfta pide. Yemezsen öğrenemezsin der annemi. Hemen heyecanlanma Cesur. Kesin bir yanlışlık vardır. İpek öğretmen? Evet pideler buraya. Ne yani? Öğretmen sınıfa pide mi istemiş? Yanlışlık yokmuş. Pideler bizeymiş. Pide mi? Çok çok kalori. Çok çok lezzetli, çok çok peynirli ya da çok çok kıymalı da diyebilirsin. Hem yersek kafamız daha iyi çalışır Nazlı. Evet. Herkes masama gelsin lütfen. Biraz bekle Cesur. Ama öğretmenim çok güzel kokuyor. Önce söyle bakalım. Sen bu ikiye bölünmüş pidenin ne kadarını yersin? Tabii ki tamamını yerim öğretmenim. Doğru canım. Sen hepsini yersin ama şimdilik sana bu pidenin iki parçasından birini. Yani şu tahtadaki ikide birini. Yani... Yarısını. Çok doğru. Yarısını verelim Cesur'a. Bir şeyin yarısını mı istiyorsunuz? Onu iki eş parçaya bölün ve birini alın. Şimdi diğer yarısını da Efe'ye verelim. Yersin değil mi Efe? Yerim yerim. Sanki daha iyi anlıyorum her şeyi. Birden zihnim açıldı. Yemekle açılsaydı zihin. Seninki hiç kapanmazdı Cesur. Daha bitmedi çocuklar. Bir de şu kutuya bakalım. Aa, bu 4 parça. Evet, bu da 4 eş parçaya bölünmüş. Bu 4 parçadan her birine de çeyrek deniyor. Bence ona az deniyor öğretmenim. Şu tahtadaki 1/4 de o herhalde. Bu pideler benim öğrencilerimin zihnini açtı. Evet Ada, bir şeyin çeyreğini istiyorsan onu 4 parçaya böl ve birini al. Aa, senin kaplumbağanın da derdi buydu. Nasıl yani? Sabah babam ona verdiğim yemin çeyreğini vermeli diyordu. Şimdi anladım çeyreği. Öğretmenim ben çeyrekleri de yiyebilirim. Kesin patlayacak bir gün kesin. Bir çeyreği Nazlı'ya, bir çeyreği Ada'ya, bir çeyreği Pırıl'a verelim. İşte çocuklar. Bazen ne kadar yemek istediğinizi söylemenizde kesirler size yardım eder. Tam mı? Yarım mı? Çeyrek mi? Matematiğin yemek yerken işimize yarayacağını hiç düşünmemiştim.
İlk defa matematik karnımızı doyurdu. Şimdi herkes pideleri paylaşsın ve afiyetle yesin. Evde siz de yarım ve çeyrek uygulamaları yapın ve yarın bize anlatın çocuklar. Çıkışta bize gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz tabii. Ben annemden izin almıştım zaten. Cookie'yi de alırım. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk Bahar teyze. Nasıl geçti okul? Aç mısınız? Mutfakta yemek var. Yok anne, bugün kesirlerle doyduk. Neyle? Öğretmen kesirleri anlatmak için sınıfa pide getirtti. Biz de kesirler sayesinde doyduk anne. Afiyet olsun kızlar. O zaman benim biraz işim var. Çalışma odasındayım. Uzay ve Mert salondalar. Hadi senin odana gidelim. Dur dur. Önce uzaylılara bakalım salonda ne yapıyorlar. İlk kesir uygulamama başlıyorum Ada. Ne demişti öğretmen? Yarım içi ikiye bölün demişti. Çikolatanın yarısı bana, yarısı uzaya. Al bakalım. Anne! Pırıl çikolatamı aldı. Pırıl, uğraşma kardeşinle. Anneciğim, sadece ödevimi yaptım. Derler. Satranç, kule oyunu ve ahşap boyama setleri. Suyunuzu bizimle içmek isterseniz çeşit çeşit kupalar. Hijyen için mis kokulu sıvı sabun ve sofralarınıza tat katan eğlenceli pırıl makarnaları. Tüm ürünlerimize www.trtmarket.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kafanda birçok soru var mesela. Ne işe yarar? Siz de merak ediyorsanız eğer. Pırıl benim adım, kolayı var. Pırıl 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 pırıla öğrenmek kolay olur. Pırıl 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 pırıla dersler eğlenceli olur. Pırıl pırıl.
ışık bükücü Cesur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Olmadı bu. Biraz daha coşkulu. Haklısın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Heh, bu oldu işte. Demek gösteride kararlısınız. Tabii ki. Çıkışta sizdeyiz. İyi bakalım. Görüşürüz. İhtiyacımız olan avaç ve geveşlerin listesini yapalım Nazlı. Sunum kısmı önemli. Bu yüzden öncelikle pelevin ve bir şapkaya ihtiyacımız var. Tamam, yazdım. Evet, başka ne vardı? Yaz Nazlı, 3 tane behel lazım. Tamam, yazdım. Bir süvari dolusu da su. O basit. Sevincinin etkisine göre belki bir damacana da olabilir. Aa, çok değil mi bir damacana? Yaz sen, ne olur ne olmaz. İyi, yazalım bakalım. Bir de etkili bir müzikle giriş yapsak daha iyi olur. Onu düşündüm zaten, müzik hazır. Yaşa! Pek bir şey kalmadı. Hadi gidelim. O zaman gösteri başlasın. Sihirbaz oldum deyip duruyor Cesur. Çok merak ediyorum gerçekten. Ne yapacak acaba? Merak edilecek bir şey yok. Sihir diye bir şey yok çünkü. Yok mu? Bir de bu koca sahneyi kurdurdu. Sahnede olaya heyecan katıyor ama. Affedersin ablacığım. Koca bahçede yine bana çarpmayı nasıl başardın acaba? Heyecanlı mısınız kızlar? Yoo. Çok. Ben çok heyecanlıyım ama. Büyüyünce çok ünlü bir sihirbaz olmayı düşünüyorum da. Yeni mesleğimiz hayırlı olsun. Ama... Hanımefendiler, beyefendiler, gösterimize hoş geldiniz. Sihir diye bir şey yok ama alkışlayalım bakalım. Hey, sessiz olun. Gösteri başlıyor. Tamam, tamam. Hazırsanız gösterimiz başlıyor sevgili seyirciler. Ha? Islık çalmayı nereden öğrendin? Mert'ten. Yaşa Cesur abi. Bardak lütfen Nazlı Hanım. Buyurun Cesur Bey. Kağıt ve su lütfen. Hemen veriyorum. Kağıtta ne yazdığını görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz ama okuyamıyoruz. Kağıtta not yazıyor. Ne notu yazıyor? Sadece not yazıyor. Tamam. Yazıya dikkat edin lütfen sevgili seyirciler. Üçe kadar sayacağım ve sihirli güçlerimle yazı birden değişecek. Sihirli güçlermiş. Cesur'un sihir yapacağına hiç inanmıyorsun değil mi? Sihir diye bir şey yok. Sessiz olalım lütfen arkadaşlar. Sustuk, sustuk. Suyumuz bardağın %75'ini doldurmalı. Şuna bak. Tebrikler, tebrikler. Ton yazıyor, nasıl oldu bu? Not yazısı birden tona dönüştü. Nasıl yaptı bunu? Yaptı, yaptı. Gördünüz mü yaptı?
Yaşa Cesur abi, yaşa! Cidden sihirbaz mı oldu bizim Cesur yoksa? Saçmalama adam. Daha bitmedi sayın seyirciler. Şimdi lütfen cetveli vevin Nazlı Hanım. Buyurun Cesur Bey. Şimdi dikkatli izleyin. Sizce bu cetveli sadece beyin dalgaları yollayarak bükebilir miyim? Beyin dalgası mı? Çok saçma. Bekleyin ve gövün küçük hanım. Kendisini bir şey sanıyor. İyice havaya girdi. Biraz önce dediğini yaptı ama. Nasıl yaptı bilmiyorum ama sihir diye bir şey yok ada. Ama olmuyor böyle sayın seyirciler. Gösteriyi bozmayalım. Cetveli gövüyorsunuz sevgili seyirciler. Görüyoruz. Bayağı da sert. Bükülmüyor. Siz şöyle gelin lütfen beyefendi. Ha? Ben mi? Siz böyle gelin lütfen. Sahneye mi çıkıyorum şimdi? Çok heyecanlı. Şunun sevincine baksana. Altı üstü masanın yanına gidecek. Neden bu kadar heyecanlı anlamadım. Geleceğin sihirbazı ne de olsa. Bak bakalım bükebilecek misin bu cetveli? Çok sert bu. Kırılmıyor. Kesinlikle kırılmaz. Gövüyorsunuz sevgili seyirciler. Cetveli kimse bükemedi. Ama ben son ışık bükücü Cesur. O cetveli bükeceğim. Emin misin? Evet küçük hanım. Hatta sonra yine onu düzelteceğim. Hadi bakalım. Abla. Tamam devam edin. Bir, iki, üç. Kırdı. Cetveli kırdı. Kırıldı mı? Kırılmamıştır. Kırık olsa duramazsın. Durun, daha bitmedi. Şimdi de düzelteceğim. Hop. İşte cetvel düzeldi. Büyüksün Cesur abi. Büyüyünce ben de senin gibi sihirbaz olabilir miyim acaba? Bilmem ki. Sihir diye bir şey yoktur. Yaptı işte. Sihir diye bir şey yok, buna eminim. Ama nasıl yaptığını bilmiyorum. Nereden biliyorsun? Annem söylemişti. Sihir diye bir şey yok demişti. O söylediyse öyledir. Bence Cesur abi bir sihirbaz. Değil. Öyle. Değil diyorum. Öyle diyorum. Dur Uzay. Ablan haklı dostum. Sihir diye bir şey yok. Ha? Nasıl yani? Hepsi sadece bir ışık oyunu. Matematik ve fizik gerçeği. Babam küçükken fen dersinde öğrenmiş. Sonra bana öğretti. Ne yani? Şimdi boşuna mı asistan oldum ben? İnanmıyorum. Al bak, cetveli suya sok. Cetvel kırıldı. Kıvılmadı. Çıkar şimdi onu sudan. Kırılmamış gerçekten. Kıvılmadı tabii. Işık bir voltamdan diğer voltama geçerken voltam yoğunlukları farklı olduğunda yön değiştirir. Suyun yoğunluğu havanın yoğunluğundan fazla olduğu için ışık havadan suya geçerken doğrultusunu değiştirir. Yansıma açısı değişince biz cetveli kıvılmış gibi gördük. Oysa ki sadece bir ışık oyunuydu. Vay! İlk kağıtta da yazı aynı sebepten değişmiş gibi göründü. Şimdi anladım. Onun için not yerine ton gördük demek. Aynen öyle. Nasıl ya? Şimdi bunlar herkesin yapabileceği şeyler değil miydi? Bunu herkes yapabilir Nazlı. Nasıl yani? Nazlı Yılmaz boşuna mı sana asistan oldu? İnanamıyorum.
sağ ol Cesur. Sen açıklamasaydın kesinlikle sihir olmadığına inandıramazdım uzayı. Tüm sihirbazlık havam da söndü. Ama iki kardeşin kavga etmesine gönlüm razı olmazdı. Kendine başka bir asistan da bulsan iyi olur. Aslında bu gösteriler iyi fikir Cesur. Sadece adına sihir demeyelim de bilim oyunu diyelim istersen. O zaman ben asistanın olabilirim. Harika fikir. Dünyanın her yerinde gösteriler yaparız. Ben bizim mahalleyi kastetmiştim aslında. Hiç belli olmaz Pırıl. Bir bakmışsınız, son ışık bükücü Cesur gösterileriyle dünya turundasınız. Sen de gelirsin ha Ozay? Sihirbazlıktan vazgeçtim ben. Herkesin yapabildiği meslekler pek hoşuma gitmez. Hey! Sana eğlenerek öğreniriz demiştim değil mi? Okul öncesi, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Hepiniz için harika kitaplar hazırladık. Pırıl kitaplarını tüm Seçkin Kitap Evlerinde bulabilirsiniz. Sen de sağlıklı dişler için yemeklerden sonra dişlerini Dermokil DK Dent Pırıl Diş Macunu ile fırçalamayı unutma. Florinsiz ve glutensizdir. Kafanda birçok soru var mesela. Sandalyesi. Her pazar bizim evde alışveriş günüdür. Markete geliriz. Annem ve babam sıkıcı alışverişlerini yaparken ben de bu en güzel reyondan ufak tefek ve çok gerekli şeyler alırım. Mesela bu. Saçları çok güzel kokan bebek her eve lazımdır. Mesela bu yanar döner kalem de her evde olmalı. Uzay, koşuşturma, dikkatli ol. Uzay yolunun en ilginç labirentinde Proton ve Kahraman Uzay görev başındaydı. Yavaş ol oğlum, etrafa dikkat. Hızlı uzaklaşmak ve bir an önce görevi tamamlamak zorundaydılar. Uzay, dikkat et. Duramıyorum! Proton! Proton ve Kahraman Uzay'ın uçağı düşman uçaklar tarafından düşürüldü. Islak mendiller diyecektim. İyi misin Proton? Neyse ki ucuz atlattık. Kahramanlar biraz daha dikkatli olsa iyi olacak. Haklısın anne. Benim alışverişim tamam. İhtiyacın olmayan şeyleri almamak konusunda uzun uzun konuşmuştuk seninle Pırıl. Şimdi bunları teker teker yerine koyman gerekiyor kızım. Ama baba... İtiraz istemiyorum küçük hanım. Bunu konuşmuştuk. İyi de baba, insanın 36. sarı saçlı ve saçları kokan bebeğe, 27. silgiye ve en önemlisi de bu parıldayan kalemlere ihtiyacı olmaz mı hiç? İşte bahsettiğim tam da bu. Bunlar ihtiyaç değil Pırıl. Bence bunların hepsi ihtiyaç baba. Hatta 9 yaşındaki bir çocuğun temel ihtiyacı bile sayılabilir. Hepsi yerine küçük hanım. Şu resim defteri kalabilir. Sadece resim defteri mi? Evet canım, sadece resim defteri. Resim defterin bitmişti. İşte bu bir ihtiyaç. Hadi şimdi kasaya gidelim ve ödeyelim. Sarı saçlı bebek bence her zaman bir ihtiyaçtır. Ama büyükler bunu anlamıyor.
geçti Pırıl? Her hafta sonu olduğu gibi market alışverişlerine gittik. Ve çok güzel bir resim defteri aldım. Ya! Eve gidip yeni defterime resim yapmak için heyecanlanıyorum. Çocuklar lütfen dersle ilgilenelim. Özür dileriz öğretmenim. Evet çocuklar, açıları son olarak tekrarlıyorum. Dar açı, dik açı ve bu da geniş açı çocuklar. Size çok büyük bir sürprizim var arkadaşlar. Ha? Neymiş o sürpriz? Adı üstünde sürpriz. Açıklarsam sürpriz olmaz ki. Yiyecek bir şey mi acaba? Yok Cesur. Hasan amcayla hazırladık. Günlerdir üstünde çalışıyorum. Gerçekten merak ettim şimdi. Çıkışta biz de toplanalım. Annenizden izin alıp gelin. Sürprizime bayılacaksınız. Tamam. Nerede bu resim defteri? Dün buraya koymuştum. Burada da yok. Burada da yok. Nerede bu defter? Anneme sorayım en iyisi. Anne, dün aldığımız resim defterini gördün mü? Hayır canım, odana bak. Baktım. Yatağının altına baktın mı? Bazen her şeyi orada buluyorum. Oraya da baktım anne. Dolabıma da baktım. Ama hiçbir yerde yok. Uçmadı ya bu defter. Baban klinikte. İstersen bir de ona sor. Evet, ben gidip babama sorayım. Azıcık daha sulamalısınlar. Her yer su oldu Uzay. Tamam. Bu kadar yeter. Uzay! Ya resim defterim. Seni anneme söyleyeceğim. Ablacığım, sadece bir sayfa kullanacaktım. Özür dileriz Pırıl abla. Sana kaç kere benim odama girme demedim mi? Hem odama girmişsin hem de yeni defterimi almışsın. Anne! Uzay defterimi mahvetmiş. Neler oluyor burada? Ne bu çığlık? Anne, Uzay dün aldığım resim defterimi almış ve mahvetmiş. Başkalarına ait şeyleri izinsiz almamamız gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. Tamam Pırıl, sakin ol. Bu hafta sana yeni bir tane daha alırız. Uzay, sen de bir daha ablanın odasına izinsiz girmiyorsun. Ve hiçbir şeyini izinsiz almıyorsun. Bu kadar mı yani? Uzatma Pırıl. Sen arkadaşlarınla buluşmaya gitmeyecek miydin? Geç bile kaldım Uzay'ın yüzünden. Herkese merhaba. Hoş geldin Pırıl. Geç otur. Size son buluşumu göstereceğim. Neyin var? Neden üzgünsün? Uzay beni yine çıldırttı. Hadi artık göster şu buluşu. Daha kuaföre gideceğim ablamla. İşte son icadım. Bu çok süper bir şey oldu. Tabii Hasan amcanın mekanizmaya katkısı da büyük. İşte karşınızda açı sandalyesi. Ha? Bu da ne? Ne ki bu? Bizi sadece teneke bir sandalye göstermek için mi buraya çağırdın? Hayır Nazlı, o sadece bir sandalye değil. O bir açı sandalyesi. Sırt kısmı belirlediğin açıya göre şekil alıyor. Tuşlarla 0'dan 180'e kadar istediğin sayıyı yazıyorsun ve sandalye o açıya göre şekil alıyor. Bir kere de yemekle ilgili bir şey icat etsen ya. Ben çok anlamam ama süper olmuş. Bence de çok iyi fikir. Ada, sen gel. Olmaz Deha. Geçen seferki masa deneyinden sonra sana denek olamam. O
Orada biraz yanlışlık vardı. Ama bu öyle değil. Bunu Hasan amcayla beraber yaptık. Kontrol ettik. Çalışıyor. Ben denerim. Yaşa sen Pırıl. Pırıl, bildiğin gibi bu dik konum. Yani 90 derece. Şimdi sen istediğin bir açıyı gir ve sandalyen şekil alsın. 0 ile 180 arasında bir sayı gir. 120. Oh, gayet rahat. Rahat çünkü 90'dan büyük bir sayı seçtin. Yani geniş açı seçtiğin için rahat. Hadi bir daha dene. Çok eğlenceliymiş. Bir daha deneyelim. Oo, bu dar oldu. Ay, sıkıştım ben. Sıkıştın çünkü 45 90'dan küçük olduğundan dar bir açı. Dik açı iyidir. Neydi o dar açı? Gerçekten çok güzel bir buluş olmuş. Ben de denerim. Geldiğimize değdi. Ben bile deneyebilirim. Bu iyi de dostum. Ben yemekli bir buluş bekliyorum senden. Tabii ki. Sen uzayı kendi isteğinle mi bizimle oynaması için getireceksin? Yarın görürsün. Sessiz olmalıyız. Pırıl her an patlayabilir. Uzay, yarın sen de bizimle dehalara gelmek ister misin? Süper bir sandalye icat etmiş. Ben mi? Gelirim tabii. Uzay sabah senin defterini aldı ve sen onu yarın arkadaşlarınla oynamaya mı çağırıyorsun? Evet. Hadi hayırlısı. Ben hep sizinle oynamak istemişimdir zaten. Mert'i de mi çağırsam? Abartma Uzay. Tamam tamam. Canım ablam benim. Gerçekten getirdi Uzay'ı. Bu hiç de normal değil. Hoş geldin Uzay. Hoş bulduk dostum. Dostum mu? Neyse neyse. Gel bak Uzay. Bu Deha'nın yeni icadı. Açı sandalyesi. Şahane bir şeye benziyor. Hı-hı. Gel otur Uzay. Bunlar da ne? Şimdi o tuşlara basacağız ve çok eğleneceksin. Harika. Şimdi önce 3'e sonra da 0'a bas. 30 mu? Hı-hı. 30 çok dar. Uzay'ı buraya getirmesi normal değil demiştim ben. Dur dur, vazgeçtim. Her ne kadar sıkışmayı hak etmiş olsan da sana kıyamam. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse ki kurtuldun sıkışmaktan. Ablalık işte, kıyamadı sana. Ha? Önce 1, sonra 8, sonra da 0'a bas benim meraklı kardeşim. Önce 1, sonra 8, son olarak da 0. Oo! Çok eğlenceli. Bir daha. Hadi yine iyisin. Dağ açıdan kurtuldun. Merhaba. Tüm kitaplarımız Seçkin Kitap Evlerinde sizi bekliyor.
arkadaşlarımla yaşadığım maceraları anlatan hikaye kitaplarım artık tüm seçtiğin kitap evlerinde. Hem sana sürprizlerim de var. Telefonu kitaba tut, kitaplar canlansın. Eğlenerek oku ve sen de hayatının kahramanı ol. Görüşürüz.